Arkadaşlar günaydın. Bir video atmam istendi Bitcoin ile ilgili. Hemen onu kısaca atayım. Çok bir vaktim yok. Kusura bakmayın, özür dilerim. Detaylı da bakmak isterdim ama. Şimdi şöyle boş bir grafik açayım. Ne olduğunu dünden beri baştan anlatayım. Biz burada bir cipher bekliyorduk hatırlıyorsanız. Tam regresyon bandına denk gelen. Fakat şöyle bir bölge vardı. Dün videoda da bahsettim. Şurası. Burası kırılırsa 32.500'lere kadar düşebilir demiştim hatırlıyorsanız. Dün burayı kırdı, altına gitti. Fakat daha sonra markette bir dalgalanma oldu. DXY endeksi bir anda anormal işler yapmaya başladı. Ve ben şunu dedim, buradan short açanlar stoplarını birazcık yukarıya kaldırsın. Çünkü burada bir sağ omuz oluşabilir, bir omuz baş omuz formasyonu oluşabilir. Bu sebeple bu dalgalanmadan durduk yere stop patlamasın diye short açmış olanlar stoplarını azıcık kaydırsın dedim. Sabah uyandım, baktım. Gerçekten şöyle 30 dakikalık grafiği de alayım. Gerçekten orada bir sağ omuz oluşmuş. Ve daha sonra da düşüşüne devam etmiş. Şu an omuz baş omuzun hedefi çok aşağılara geliyor. Ben oraya kadar düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Paralel kanalımızı alayım. Dün bir de yani herhangi bir trend formasyonu bir şey yok demiştim ama gerçekten gözümüzden kaçmış arkadaşlar, kusura bakmayın. Burada bir trend kanalı var. Şöyle göstereyim size. Trend kanalının mantığı nedir? Orta çizgisinin destek direnç olarak çalışmasıdır. Şu orta çizgiyi görüyorsunuz. Buradaki mantık fiyatın hangi bantta olduğunu kestirmek, nerelerden destek direnç alabileceğini kestirmek. Şimdi bu omuz baş omuzun hedefini ölçtüğümüzde neredeydi? Evet, şurada. Şöyle kabaca ölçüyorum. Dileyen daha sonra kendisi ince detaylı da çizip bakabilir. Şöyle. Şimdi bu omuz baş omuzun hedefi çok aşağılara denk geliyor. 31.600'lere mi denk geliyordu? Öyle bir şeye denk geliyordu. Şu başı ölçtüğümüz zaman şöyle kabaca ölçeyim. Trend kanalını ve bölgeyi kırması gerekiyor. Omuz baş omuzun hedefine gidebilmesi için 31.455'ler. Ben buradan bir alıcı bulabileceğini, bu kanalın içinde bir müddet daha takılabileceğini düşünüyorum. O sebeple hani buradan küt diye düşer mi? Elbette düşer arkadaşlar, mümkün ama hani en azından şu alt bandı bir kez daha yoklayıp şu orta banttan öyle belki kırar diye düşünüyorum. Belki daha üstleri deneyebilir. Bir de bizim regresyon bandımız vardı hatırlıyorsunuz. Şöyle şunları bir sileyim. Sadece burayı anlamanız için bunları çizdim. Tekrar biz ana grafiğimizi açalım. Şimdi biliyorsunuz bizim bir regresyon bandımız vardı. Ben şu bandın üst kısmına belki gider bir test yapar falan demiştim. Şimdi buradan alıcısını bulursa ve tekrar buralara gelirse şuralarda bir yerde, yani 36.600'ler civarında bir retest yapıp oralardan bir red deyip tek hem şu bölgeden hem kanalın orta çizgisinden hem de regresyon bandından red deyip öyle gelebilir aşağıya. Direkt kıracağını zannetmiyorum.
Çünkü markette bir yükseliş beklentisi var. Sürekli uçacağız, kaçacağız diye bir yükseliş beklentisi var. İşte week off çizdik. İşte 32 bine gelecek, sonra şuralara çıkacak falan diyorlar ama bu bandın bozulması o kadar da kolay değil. Çünkü güçlü bir bant. %91 ile mi çizmiştik? Evet, %91 ile. Yani Pearson R değeri yüksek bir kanal. Bozulması biraz zor. Bayağı bir zaman alır. Dışında da bayağı bir zaman geçirmesi gerekir. Şimdi marketteki isteği de görüyorsunuz. Yani bu istekle bu trend buradan pek bana dönebilirmiş gibi gelmiyor. Hani altlardan geldi, 10 bin dolar birden yükseldi, şöyle oldu böyle oldu falan bir şey olsa tamam diyeceğim de. Bizim asıl olayımız burası. 30.500'ler. Buralar kırılırsa zaten dediğim gibi bizim daha önce çizmiş olduğumuz bir orta vade trend analizi vardı. Orada kanalları vardı. O kanallar kırılıyor. Ve o kanalın boyu da 16.000 dolara gidiyor. Şimdi burada nereden alıcı gelebilir? Hem 0.618 hem de burada bir destek direnç var. Şuradan bir alıcı gelebilir. Burada kendisi bir bölge oluşturabilir. Öyle yukarıya gidebilir. Şurada da bir destek direnç vardı ama çok önemli değil. Çok bir işe yarayacağını zannetmiyorum. Daha çok şuradan, yani 32.500'lerden destek alıp, hatta burada bir bölge oluşturup öyle kendisi yukarıya çıkabilir. Ve şu yaptığı trendi bir müddet daha devam ettirip daha sonra aşağıya kırabilir arkadaşlar. Tabii şöyle bir durum var. Bu illa buradan dönecek, işte 32.500'den dönecek, buradan trend yapacak diye bir şey yok. Sadece short pozisyonu açmış olanlar pozisyonlarının büyük kısmını burada realize edebilir. Veya realize etmiyorsa burayı izleyebilir. Buranın kırılıp kırılmayacağını izleyebilir. Ama market biraz aşırı volatil. Çok fazla arkasına yanaşmamak lazım stopla. Bir anda çok sert alımlar gelebiliyor. Şimdi DXY endeksine bir bakalım. Ne yaptı? Hala daha yükselmeye devam ediyor. Arkadaşlar DXY endeksi şu bölgeyi uzun bir mumla geçti. Ve uzun bir mumla boşalttığı bölgeden desteğini aldı. Yukarıya doğru gidiyor. Şimdi DXY endeksinin hedefi neresi? Benim bulduğuma göre 93'ler. Pardon. Bir de DXY endekse fırladığı zaman hemen altının, Bitcoin'in fiyatına etki etmez. Bir müddet geçmesi gerekiyor. Yani paranın yer değiştirmesi zaman alıyor. Burada tabii ki daha fazla, daha az dolarla daha fazla Bitcoin, altın, gümüş almak isteyeceklerdir. Yani dolar endeksi tam tepesine geldiğinde, genelde ufak trendlerde de olsa tam tepesine geldiğinde Bitcoin, altın da neredeyse tam diplerinde oluyor ve dönmeye başlıyorlar. Tabii aynı, tam hepsi aynı zamanda değil. Arada bir zaman farkı var. Dolar endeksinde yükseliş bekleyeceğimize göre, yani biz altında da Bitcoin'de de düşüş beklememiz gerekiyor. Fakat bu hemen olmaz. Tepkisi geç gelir. Tepkisi geç gelir. Bakın mesela altında hiç gelmedi. Altında henüz hiç gelmedi. Altında nereden tepki gelebilir bir bakayım. Şurası belki olabilir ama çok zayıf. Şurada aslında güzel bir bölge varmış. Buradan satış yemesi lazımmış. Oradan satış yememiş. Günlükten bakalım altına. Altın biraz yavaş hareket ediyor. Altında bir çift tip oluşumu var. Ben şunu demiştim geçen. Şurasını geçebilirse şu iki bölge hedef olur demiştim altında. Yani şöyle 1800 dolarları görebilirse 1830 ve 1850 hedef olur demiştim.
Şöyle bir markete de bakalım. Bakmadım hiç bugün. Ne olmuş bugün? Evet, altcoin'lerde satış gelmiş. Major altcoin'lerde satış gelmiş. Toplamda ortalama %4,86 markette satış gelmiş. Burada Bitcoin'de o kadar satış gelmemiş arkadaşlar. Şimdi kripto paralara bakalım. Dün yükselenler vardı falan. Ne o da filan aslında bölge çizmiştim. Evet, bakın şu üstteki bölgeden satışını yemiş ne o? Güzel yükselen, ben bunu saatlikten bakıyordum en son. Şöyle bir bakayım. Evet, şu bölgeden satış gelmişti. Şimdi şu destek direnci de kırmış. Burasına artık fiyat yerleşmiş arkadaşlar. Neo'ya bakan varsa şu bölgeyi silebilir. Artık şu bölgeyi silebilir. Neo'da bekleyeceğiniz yer minimum şurası. 33'ler. Daha da altına gidebilir. Şöyle 31.87'ler. Baktığımda altcoin'lerde sanki bir düşüş var. Yani düşüş gelecek gibi. Şöyle linke bakalım, biraz daha büyük olanlara. Linkte çok bir şey çizmemişim. Ona henüz şey yapmamışız. Neye bakalım? Sushi'ye çizmiş miydim? Yok, buna da çok bakmamışız. BNB nerede? BNB'ye bakalım. BNB'den daha güzel belli oluyor. BNB'nin de araları çizmemişim. Dur kızım. Gene ne buldun sen oyuncak? Nereden söküyorsunuz siz bunları ya? Bir şeyleri söküyorlar, anlamadım ama. Sürekli bir şeyleri söküyorlar, evin bir taraflarından oynuyorlar. Mutlu musun? Mutlu musun ha? Hadi gel azıcık sevim. Hayır. Momentum aşağıya arkadaşlar. Yani uzun kırmızı bunları görüyorsunuz. Hemen dönmez. Bitcoin'e de bakalım. Bitcoin'de zaten şu son uzun mumu görüyorsunuz. Bakın. Şuradaki momentuma ve şu mumun momentumuna bakın. Arttığını görüyorsunuz. Buradan dönse bile birazcık bu momentumun azalması lazım. Yani küçük küçük kırmızı mumlar koyması. Birazcık hani düşüşün yavaşlaması lazım. Artık yavaş yavaş böyle alıcıların bastırmaya başlaması lazım. Veya alıcıların bir anda gelip bütün bu kırmızı mumu geçmesi lazım. Diğer türlü yön aşağıya bu şekilde devam ederse şu kanalı ekleyin isterseniz grafiklerinize. Regresyon bandını biliyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Şu iki dip, şu iki dipten kanalı uzatıyorsunuz ve gördüğünüz şurada benim gördüğüm en yüksek iğne burada. Buradan çektiğinizde kanalınız oluşuyor ve bu kanalın ortası bir destek direnç gibi çalışıyor arkadaşlar. Tabii ki burada bölgeye denk gelip gelmemesi de önemli. Şimdilik durum bu. Gördüğünüz gibi yani 4 saatlikte daha da güzel belli oluyor. Yani burada sadece bakın alıcı gelmiyor. Burada sadece kar realize ediyorlar. Yani şuradaki dirence geldi diye burada kar realize ediyorlar. Fakat ben burayı çizmiyorum arkadaşlar. Çok kale almıyorum. Asıl bekleyeceğiniz yer, asıl kar realizasyonu burada gelecek. Ve burada alıcı gelirse 32.500'lerde belki trend yukarıya doğru devam edebilir. Yani orada beklemeniz lazım. Ben buradan pek bir alıcı geleceğini düşünmüyorum. Eğer buradan kar realizesi ettiklerinden sonra buradan bir alıcı gelirse büyük ihtimalle 34.200 civarı red diyecektir. Veya en fazla 400 civarı red diyecektir arkadaşlar. Şu diplerden falan bir red diyecektir. Tekrar short açarlar oralardan. Yani 32.500'ü görmeden şöyle şunu da biraz düzelteyim ya. Çok nizami çizmemişim. Ya da 4 saatlik de öyle gözüküyor. Şu
şu trendin 0.618'i buraya geliyor. 0.618'inden dönerse arkadaşlar bu trendin şöyle bir şey olabilir. Yani bütün olabilecekleri kafamızda belirleyelim. Hangisine uyuyorsa, hangi senaryo uyuyorsa ona göre hareket ederiz. Diyelim ki 0.618'e kadar geldi şuraya kadar. Şöyle. Ve tekrar buradan 1.618 gittiğini farz ediyorum. Yani bu durumda regresyon bandını kırma şansı olur. Dışında kalabilirse bu bandın dışında kalabilirse şu şekilde dışında kalabilirse belki yeni bir trend oluşturma imkanı olur. Ama bir de bunun başka bir hedefi daha var. Sadece 1.618 değil 1.27'dir. Şöyle diyelim. Şöyle yani tam bu bandın dışına çıkar çıkmaz da red diyebilir. Yükselirse eğer. Yani orası da nereye geliyor? 37.700'ler. O civarlara denk geliyor şu anda. Böyle bir ABC'de olasılığını da göz önünde bulundurun. Bir de dün TradingView'de bir yengeç çizmişler buraya ama ben onu çizmedim. Ölçülerini de tam net bilmiyorum. Tutuyor mu tutmuyor mu bakmadım arkadaşlar. Ben burada bir sayfa Gartley'i bekliyordum arkadaşlar. Gartley bekliyordum. O Gartley gelmedi. Başka birisi yarasa çizmiş. Yarasa satışını yemiş. Şimdi o yarasanın hedefini ölçersek şöyle Fibonacci düzeltmesini alalım. Şimdi harmoniklerde iki tane hedef vardır arkadaşlar. Biri 0.38 Fibonacci, diğeri 0.618. Yani nereden çizmişti o eleman? Hatırlamaya çalışıyorum. Dip ayağı burasıydı. Evet doğruydu. Yani dip ayağı burasıydı. Yani o arkadaşa göre 31.769'lar. Bizim şeye göre yani Obo'nun hedefi o yarasanın hedefi gibi bir şey. Bir de 0.382 zaten o hedefini geçmiş. Zaten orada bir TP olmuş arkadaşlar. Yani o yarasayla buradaki bizim Obo'nun şeyi tutuyor gibi, hedefi tutuyor gibi ama dediğim gibi o hedefe giderse oradan dönmez. Yani zor. Çok sağlam bir alıcı gelmesi lazım ki veya burada bir bölge oluşturması lazım ki tekrar bu kanalın içine dönsün. Tekrar trendini devam ettirebilsin. Gördüğün başka bir şey var mı? Hatırlamaya çalışıyorum tam olarak nereden çizmişti diye. Biz de bir deneyelim bakayım. Şöyle XABC'de formasyonunu alıyoruz. Şuradan çizmişti sanırım. Ölçülerine bakmadım arkadaşlar. Hani nizami mi değil mi? Şuraya mı çekmişti? Öyle bir şeydi galiba. Ve onun hedefi, diğer hedefi de burasıydı. Yaklaşık olarak böyleydi arkadaşlar ama sanırım ben tam noktalarını tutturamadım. Onu bakmam lazım. Tam olarak nereden çizilmiş, ölçüler tutuyor mu, nizami mi? Ama ben burada tabii ilk dediğim gibi ilk hedef olarak 32.500'dür benim alış bekleyeceğim yer. Çünkü bakın o bölgeden sağlam bir alış geldi şurada. Şurada sağlam bir alış geldi. Yani alış yönlü olarak sağlam çalışan bir bölge. 32.500 aşağıya bırakılmıyor yani. 32.500 de kırılırsa dediğim gibi burada biz direkt şurayı beklememiz lazım. Yani 30.500'leri beklememiz lazım. Oraya bir iğne gelebilir. Oradan alıcı gelebilir. Ama fiyat oraya kadar inerse şöyle bir durum olur. Yani müthiş bir short baskısı gelir arkadaşlar. Yani fiyatı buraya kadar indirmişsiniz artık.
Yani burayı kırdığınızda bu kadar alıcıyı stop etme şansınız var. Bayağı bir alıcı geldi. Burası kırıldığı anda onlar stop edecektir ve fiyat aşağıya çok hızlı bir şekilde gitmeye başlayacaktır. Yani burada güzel bir kar da var. Bu karı almak isteyebilirler. Yani 32.500 altına gittiğinde fiyat, şu bölge geçildiğinde yani şöyle kaç, 32.286 değil, 32.200. 32.200'ün altına gittiği zaman Bitcoin tehlikeli olur arkadaşlar. Gerçekten tehlikeli olur. Hele hele bir de bu kanalı kırarsa, yani bugün için bakarsak şöyle 31.800 civarları, oralarda bir kapanış falan görürsek, yani buradan o fiyatın dönmesi biraz zor. Tamam, buradan güçlü alımlar gelecektir ama bastıracaklardır aşağıya doğru. Orayı kırmak isteyeceklerdir. Burada güzel alıcı var. Burayı stop edebilirlerse burada da güzel kar var. Fakat şimdilik öyle aman aman bir short baskısı beklemeye gerek yok. Dediğim gibi 32.500'lerden alıcı beklemek gerekiyor sadece. Şimdi sözüm var. İlla şımarığı göreceğiz. İlla hanımları göreceğiz. Kim bilir neredeler şu an. Halılarımın altına girmişler. Şunlara bir kedi tüneli almam lazım. Sürekli oynuyorlar halılarımla. Nerede bakayım bu kızlar? Nerede benim kızlarım? Şımarık. Şımarık. Şımarık yok mu? Sen mi varsın? Ha. Şımarık, şımarık yok, Nazlı var. Ne yapalım? Şımarık hanım gelmiyor. Şımarık hanım. Şımarık hanım gelmiyor. Nazlı hanım, değil mi o kız? Bak bakayım kameraya. Şşt, bak bak. Bak 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 tipe bak. Durmuyor bu da. Bu da hiç elleştirmez kendine. Bu da hiç elleştirmez kendine. Değil mi? Adı o yüzden Nazlı bunun. Oy tipe bak. Adı o yüzden Nazlı bu kızın. Hiç elleştirmez. Kıyameti koparır veterinerlerde. Koca koca köpekler böyle bir tarafına ederler yani. Değil mi kızım? Oy, tavuk yiyeceğiz birazdan kızlarımla. Tavuk yapacağız. Daha doğrusu yapıyoruz. Hanımefendiler beğenmiyorlar yaş mamaları. Beğenmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Bir durum olursa yine de Twitter'dan haberleşiriz.